Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan, bugün Age of History Soğuk Savaş Türkiye serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz bölümde yaptığımız savaşlar ve yatırımlar olsun Sovyetler Birliği'ni yakalamaya çalışıyorduk. Ancak bir türlü kendilerini maalesef ekonomi alanında yakalayamıyorduk. Çünkü yaptıkları büyük yatırımları harbiden helal olsun adamlar. Büyük yatırımlar yapmış ve biz bir türlü yakalayamadık. Ancak bu bölümde ne olursa olsun Sovyetler Birliği'ne savaş ilan etme kararı aldım ve an itibariyle ideolojimi de artık imparatorluğa dönüştürüyorum. Hatta monarşi yapacağım. Hatta monarşi değil lan, nasyonalizm yapacağım. Ve bu bölümde ne olursa olsun rengimi şöyle kırmızı yapayım. Aramızda bir fark olsun. Çin'i de sarı yapacağım. Çin'i de şöyle yapacağım. Aramız karışmasın, renklerimiz karışmasın. Bu bölümde arkadaşlar ne olursa olsun şu elemana savaş ilan edeceğim. Ne olursa olsun. Kesinlikle ilan edeceğiz. Öncelikle biraz yatırım yapmak istiyorum. Biraz mallara yatırım yapacağım. Son mallara yatırımlarımız bunlar. Bundan sonrasında daha artık mallara yatırım yapmak istemiyorum. Bu yaptığım mallara yatırım artık son mallara yatırım olacak. Ve akabinde biriktireceğiz paramızı, basacağız ordumuzu. Dünyanın en güçlüsü denilen 10 milyon ekonomilik bu elemana savaş ilan edeceğiz. Onun ekonomisi varsa bizim de nüfusumuz var. Bakalım nüfus mu kazanacak yoksa ekonomi mi, hep birlikte göreceğiz. 70 milyonluk bir nüfusa dayanmış durumdayız. Sovyetler Birliği'nin durumu tam olarak ne bilmiyorum ama umurumda da değil. Çünkü artık savaş ilan edeceğim. Artık bu savaşın başlaması gerekiyor. Totalde 1 milyondan fazla kişilik ordumuz İstanbul'da şu anda durmakta. Ve biz bu orduyu takviyelerle 1 milyon değil 10 milyon yapacağız abi. Basacağız ordumuzu. Şakasız 10 milyon ordu yapacağız. Ya 10 milyon ordu zor ama yani bir sürü ordu basacağız ve Sovyetler Birliği ile artık savaş açacağız. Herhalde o kadar büyük orduyu da yenemez diye düşünüyorum. Bugüne kadar yaptığımız mallara yatırımların artık karşılığını almamız gerekiyor ve bunun karşılığını artık alacağız. Sovyetler Birliği bizim dostumuzdu, müttefiğimizdi. Ancak bu müttefikliğin neden olduğunu daha serinin ilk bölümünden biliyorsunuz. Maalesef Sovyetler Birliği'nden, yani bunu söylemekte bir sakınca yok bence. Korktuğumuz için, ilk bölümden beri çok güçlü olduğu için bize sıkıntı yaşatmasın diye onunla müttefiklik kurduk. Ve ama artık şu anda onu yenebilecek güce ulaştığımızı düşünüyorum. Bu yüzden müttefikliği bozup kendilerine artık savaş ilan edeceğiz. Artık Sovyetler Birliği'ni yenebilecek gücü bulaştığımızı düşünüyorum. Basacağız abi ordumuzu. Kimse hile demesin diye de bunları da kayıt altında basıyorum ki bir sıkıntı olmasın. Sonra yok Setar mı yaptı, yok onu yaptı, bunu yaptı, şunu yaptı diyen arkadaşlar olabiliyor. Biz demesinler diye her şeyi gördüğünüz gibi kayıt altında yapacağız. Genel olarak ordularımı Sovyetler Birliği'nin doğu sınırlarına dizeceğiz. Yani doğu sınırları dediğim benim doğumdaki sınırlara dizeceğiz. Fransa, İtalya cephesine fazla ordu koymayacağız. Orada sadece sınırda basılan ordular yeterli olacaktır Sovyetler Birliği ile kapışmak için. O yüzden oraya fazla takviye yapmayacağız. Bir de Sovyetler Birliği'nin ekonomisinin Moskova çevresinde ve kuzeyinde olduğunu genel olarak görüyoruz. Bir de asıl ekonomisi, en büyük ekonomisi, yani Moskova'nın kuzeyinde ama bir de yani en yüksek ekonomili şehri Bakü. Orayı da alırsak bizim için bayağı etkili olacaktır diye düşünüyorum. Bakü'ye öncelikle hızlıca girmeye çalışacağız ve akabinde hızlıca Moskova'ya doğru ilerleyip Sovyetler Birliği'ni yok etmeyi düşünüyoruz. Hindistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti bize savaş ilan etmiş. Korkmayın, merak etmeyin. Barışı kabul edeceklerdir. Bizim kudretimizin ne kadar büyük olduğunu onlar da biliyor. Herhalde bir yanlışlıkla oldu. Kuzeni yanlışlıkla savaş butonuna falan basmış olabilir. Hindistan'ın ve Güney Afrika'nın. O yüzden merak etmeyin hocam. Sıkıntı yok. O arkadaşlarımızla da barışacağız. Barışacağız. Hemen hatta barış taleplerimizi yollayalım. Muazzam bir ordu kuracağız. Ve bu kurduğumuz ordu Age of History tarihinin en kalabalık ordularından biri olabilir. Biz şimdiden 2.2 milyon diyor ama 2.2 milyona 1.1 milyon daha ekleyin. Çünkü o ordumuzu görmüyor bir bug'dan ötürü sanırsam. O yüzden daha fazla ordum olduğunu düşünüyorum. 10 milyona yakın ordu basacağım. Ve bu orduyla Sovyetler Birliği'nin içinden geçeceğiz abi. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Bakalım o kadar ekonomisi var. Bu kadar orduyu da yenemesin bir zahmet abi.
Çok fazla yatırım yaptık. Çok fazla nüfusa yatırım yaptık. Bu yaptığımız nüfus yatırımlarının karşılığını almak istiyoruz. Ve alacağız. Ve alacağız artık Sovyetler Birliği'ni. Yeneceğiz. Bu arada dostlar, videolarım hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız. Sevinirim. Bunları her videoda söylüyorum. Bu videoda da söyleyelim. Onun haricinde Discord sunucumuza da gelebilirsiniz arada. Bazen mesela bu Türkiye serisinin bir önceki bölümünü Discord'daki arkadaşlara bir gün önceden paylaştım. Discord'da linkini atıyorum oradan. Discord üyesi, Discord sunucumuzda olan arkadaşlar rahatlıkla oradan bir gün önceden izleyebiliyorlar. O yüzden Discord sunucumuzda gelebilirsiniz. Ayrıca orada sohbet muhabbet de edebilirsiniz. Haberiniz olsun. Ulan ne ordu bastık be. Ne ordu bastık, ne haşmetli bir ordumuz oldu. Vallahi toparlanın abi. Hızlı bir şekilde şimdi bunları toparlayalım. Çok fazla ordu bastık. Bakalım sayımız kaç oldu? Daha bu sayılar bir şey ifade etmiyor tabii ki de. Bu sayılar daha bir şey ifade etmiyor. Daha çok çok fazla ordu basacağız. Daha bunlar hiçbir şey abi. Daha bunlar hiçbir şey, göreceksiniz ne kadar fazla ordu bastığımızı. Sınırlarına da zaten basmamız gerekecek ordularımızı. Şu anda gördüğünüz gibi 3,3 milyonluk bir ordumuz var. Bu ordunun ne kadar kalabalık olduğu zaten anlaşılıyor efendim. Baksanıza 3,3 milyonluk ordu. Sovyetler Birliği'nin total nüfusu 17 milyon. Ekonomisi kadar ordu basacağız. Şimdi her toprakta 200 bin kişilik ordu. En aşağı. En aşağı her toprakta 200 bin kişilik ordu olacak. Ve sınırlarda artık ordu basmaya çalışacağız. Ordularımızı toplamaya zaman kaybetmeyelim diye. Genel olarak sınırlarda ordu basmaya çalışacağız. Ve direkt olarak orduları sınıra yollayacağız. Şöyle hemen hızlıca. Yalnız orayı biraz yanlış gönderdim ama düzeltiriz. Düzeltiriz, bir problem yok. Hemen toparlanın abi. Şu taraflar falan her yerde basacağız. Hiç sıkıntı yok. Biraz para biriksin hemen. Biraz para biriksin. Paraya ihtiyacımız var. Yanlış gönderdiğim bir yer yok değil mi? Şurayı gönderelim. Tamamdır. Şimdi hemen biraz sınırlarda artık basmaya başlayalım orduları. Sınırlarda orduları daha rahat basabiliriz diye düşünüyordum ama sanırsam yanlış düşünüyormuşum. Çünkü buralarda nüfus yok abi. Oralarda nüfus olmadığı için pek mantıklı bir düşünce olmadı. Anadolu'dan basmaya devam edelim. İran toprakları biliyorsunuz bizim daha yeni elimize geçtiği için maalesef nüfus konusunda zengin değiller. Çok fazla yatırım göremediler. Daha ancak yatırımı biz yeni fethettiğimiz için biraz yapabildik. Ama yapacağız, merak etmeyin. Oraların da nüfusu artacak. Oralara da nüfus arttırıcı eylemlerde bulunduracağız. Hemen hızlı bir şekilde askerlerimizi takviye edelim. Çok fazla, fazlasıyla ordu basacağız. Ve abi bu Sovyetler Birliği artık yenilecek. Ya kendine birinciyim deyip duruyor. Gelmiş. Tutturmuş, ben birinciyim, ben en güçlüyüm, ben şöyleyim, ben böyleyim diyor. Bize arada hakaretler ediyor, diplomatik temaslarımızı kısıtlıyor, kapatıyor. Müttefik olmamıza rağmen bize bunları yapıyor. Yani en sonunda bunun bedelini ödemesi gerektiğini zaten biz biliyoruz ve ödeyecek abi yani. Hayır, müttefik oldu, düşünsene müttefik olduğunuz bir devletle böyle bir şey yapabilir misiniz ya? Ulan biz seninle müttefikiz, gelip bizle diplomatik münasebetlerini kısıtlıyorsun. Seninle ilişkimizi bozuyorsun. Sürekli bir şeyler yapıyorsun yani. Olmaz. Olmaz abi. Olmamalı da zaten ve ama yaptı. Bunun da bedelini yaptıysan ödeyeceksin. Yaptıysan ödeyeceksin kardeşim bedelini. Ve ödeteceğiz. An itibariyle bunun için karar kıldık zaten. Devlet-i Aliye'yi Türkiye'ye kimse bunları yapamaz. Kimse bizle hocam diplomatik münasebetlerini kapatamaz. Özellikle müttefikimiz. Bize eğer hakaret ederse biz de bunun bedelini gösteririz. Ödetiriz kendisine ve ödeteceğiz de. Bunun için de hazırlanıyoruz. 10 milyona yakın bir ordu basacağız. Daha önce bu kadar ordu bastığımı hatırlamıyorum. Vallahi bastığım seri varsa siz yorumlarda bana hatırlatın. Ben hatırlamıyorum. Ve bu kadar ordu Sovyetler Birliği için bence çok yeterli olacak. Şöyle şurada da basalım. Burada da fena nüfus var. Hemen hızlıca seri seri basalım ordularımızı. Bu Sovyetler Birliği'ni yok edeceğiz abi. Yok edeceğiz artık. Artık kaşındı. Bunu istiyordu kendisi zaten. Ve biz de istediğini vereceğiz ona. Şu anda totalde kaç oldu? 4 milyonsa 5 milyon diye hesap edin arkadaşlar. 1,1 milyon eklemeniz gerekiyor oraya. O geçen bölümdeki ordumuzu nedense saymıyor, bilmiyorum. Vallahi deli ordu bastık ha. Deli ordu bastık.
Deli yok edeceğiz Sovyetler Birliği'ni. Her yere 200 bin kişilik ordu basarsak zaten yeterli olacaktır. Doğu cephesinde. Batı cephesinde ise sınırda ne kadar ordu çıkıyorsa o kadar yeterli olur. Fazlasına gerek yok abi Batı cephesinde. Ama Doğu cephesinde dediğim gibi her yere 200 bin kişilik ordu koyacağız. Girdiğimiz topraklara muhtemelen ekonomisi diye bir şey kalmayacak abi. Sovyetler Birliği'nin ekonomisi yüksek diyoruz ya. Biz işgal ettiğimizde muhtemelen ekonomi diye bir şey kalmayacak abi zaten. Şurada bir toparlanın dostlar. Siz de hocam şurada toparlanın. Seri seri toparlanmanızı istiyoruz. Hemen sen de şuraya, sen buraya. Fena ordu bastık yine valla. Bu kadar orduyla bakalım mücadele edebilecek mi? Acaba ben abartıyor muyum? Sizce abartıyor muyum dostlar? Yorumlara yazın. Biraz abarttık mı sanki? Sanki biraz fazla mı ordu bastık ya? Bilemedim. Bana az bile geldi. Bilmiyorum, abarttık mı sanki ya? Ya abartmamışızdır abi. Vardır. Vardır devletin bir bildiği. 110 bin kişilik ordu buraya. 200 bin. 200 bin. Vardır abi bizim de bir bildiğimiz. Abartmıyoruz değil mi abi? Bence abartmıyoruz abi. Abartıyorsak yorumlarda yazın. Biraz ufak sanki. Çok ufak bir abartmış olabilir. Çok ufak ama yani. Çok ufak, fazla değil. Şu an biraz Avrupa topraklarından asker basmak istiyorum. Çünkü doğu tarafında pek fazla nüfus kalmadı. Pek fazla nüfus kalmadı abi. Oraya 200'er bin dizdikten sonrasında sınırlarda biraz ordu basacağız burada. Sınırlarda bastığımız ordu burayı için yeterli olacak. Ekonomimizin zerre sıkıntı yaşamadığının farkında mısınız bu arada? Ne kadar ordu basarsak basalım. Zerre sıkıntı yaşamıyoruz. Böyle bir mobilizasyon hızı, böyle bir ekonomi yok abi. Yani biz belki ekonomik sayısal olarak Sovyetlerden zayıf olabiliriz ama kesinlikle askeri olarak onlardan çok siklet üstteyiz abi. Çok fazla siklet üstteyiz onlardan. Aşırı üstte olduğumuzu düşünüyorum. Umarım düşündüklerimiz doğrudur. Benim düşündüğüm demek bu doğru demek değil. Böyle bir şey aklınıza uyanmasın. Ben sadece böyle düşünüyorum. 100 bin, 110 bin buraya. 10 bin daha yolla. 200 bin, 200 bin. Az kaldı abi. Son bir şuraya 140 bin kişilik daha ordu takviye edeceğiz. Ondan sonrasında bitecek. Son bir turluk ordu oraya göndereceğiz. Ve o tarafta bitecek işimiz. Sadece Avrupa sınırlarında bir tur ordu basmak kalacak. Abi Sovyet bekleyeceğin olacağız. Bekleyeceğiz. Oğlum bir de yeniliyormuşuz var ya Sovyetler Birliği'ne. Acaba Dünya Savaşı mı çıkarsam ya? Vallahi düşünmüyorum değil şu an. Dünya Savaşı mı çıkarsam? Benim ilişkilerim iyi olan devletlerin tamamını Sovyetlere saldırtırsam, Sovyet'in ilişkisi iyi olan tüm devletleri kendime saldırtırsam. Nasıl olur? Öyle bir Dünya Savaşı mı çıkarsak lan acaba? Bak şöyle yapayım. Benim ilişkilerim kötü olan devletlerin hepsini kendime saldırttırayım. Ve onlara karşı direnmeye çalışayım. Sovyetlerin ilişkisi kötü olan devletleri Sovyet benim ilişkim iyi olan devletleri Sovyet'e saldırtayım. Benim ilişkim kötü olan devletler de bana saldırsın. Bence çok mantıklı. Çok mantıklı. Şu an çok mantıklı geldi bana. Böyle oğlum nüfusumuza bakın lan 70 milyonduk. Nüfus kaça düştü? Ülkede nüfus gitti la. Vallahi ülkede nüfus bitti. Neyse, önemli değil. Dünya Savaşı olayını şu an hala düşünüyorum. Vallahi Dünya Savaşı olayını hala düşünüyorum. Sanmıyorum bize birinin sıkıntı çıkarabileceğini ya. Müttefiklik olayı olsaydı daha rahat olabilirdi ama müttefiklik olayını yapamayız abi. Senaryo başladığı için bir senaryo reset çaksak şeydeki ülkeden ülkeye serisindeki gibi olabilir ama bilemedim yine de. Büyük sıkıntılar doğurabilir. Şimdi ticaret talebetle Sovyetlere herkes saldırsam diğerlerine de bana saldırsam kimse birbirine saldıramaz ki. Müttefik olmadığı için topraklardan geçemezler zaten. Öyle bir problem var. Yani nerede tutsan muhtemelen işe yaramıyor gibi gözüküyor şu an için. Nereden tutsak elimizde kalıyor abi. O zaman boş verelim. Sadece bir Sovyetler kapışalım. Sovyetlerle kapışalım. Bundan sonrasına bakarız abi. Sovyetlere tek atabileceğiz mi acaba? Onu merak ediyorum. Direkt böyle tek atsak Sovyetlere.
Çat diye vasalı koysak abi, direkt topraklarımıza katsak. Acaba bunu yapabilir miyiz? Şu sınırlarda bir ikişer daha, ikişer diyorum, birer ordu daha basayım. Şu sınırda. Para problemimiz zaten yok biliyorsunuz. Savaştan öncesinde yine para biriktirelim de. Tamam, hazırız abi. Kaç ordumuz var? 6 milyon, 6,1 diyor. 7,2 olarak hesap edin siz onu. Sovyetler artık ittifak değiliz. Artık ittifak değiliz abi. Artık ittifak değiliz. Şimdi artık savaş zamanı abi. Şuralarda da bir tane daha basacağım. Bir tur daha basacağım lan. Daha da biraz bokunu çıkaralım. Sovyetler Birliği'ne karşı biraz daha bokunu çıkaralım abi. Biraz daha fazla ordu basalım. Yenilmek istemiyorum. Yenilmeyeceğimi biliyorum. Yenilmeyeceğim. Ama her ihtimale karşı %0,001 ihtimal de olsa o ihtimal olmasın. O ihtimal olmasın diye şu anda. Ana burada dur. Oğlum burada ordumuz kalmamış. Buraya 200 bin ordu koyamamışız. Hayda. Şuraya dur, takviye abi, seri. Seri takviye, seri. Çok seri buraya ordu koymam lazım. Burada 200 bin olmamışız. Tamam yeter bu kadar abi. 200 bin olması da olur. O kadar da takviyeye gerek yok ya. Sovyetler bu kadar da yenemez ya bizi. Bu kadar. Aa, tam 200 bine yaklaştık. Güzel. Şimdi biraz para biriktirdik. 16 dakika asker batmışız ha. Savaş ilan et. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hızlıca Bakü taraflarını almaya çalışacağız. Hızlıca abi. Bakü taraflarını almaya çalışalım. Şöyle. Hemen Bakü taraflarına ilerleyeceğiz. Ve akabinde buradan ilerleyeceğiz. Fransa tarafından falan hiç ilerlemeye çalışmayacağım. Çünkü asıl Sovyet toprakları burası. Asıl ekonomisi de burası. Asıl gücü de burası. Asıl her şeyi burası abi. Nüfusu da burası. Her şeyi burası. Şöyle baktığımızda bakın bu toprakların ne kadar kötü olduğunu görüyoruz buralara göre. Tabii bizim topraklarımıza göre hepsi kötü. Bizim topraklarımıza göre her şey kötü. Bizim topraklarımız ayrı bir şey abi. Hadi bakalım. Şimdi buradan saldırılarımızı yaptık. Hareket puanımız kaldığı sürece Fransa taraflarından da saldırı tabii ki de yapacağız. Ama hareket puanımızın olması lazım bunun için. Hemen saldırıya devam edelim. Şu müziği değiştir abi hızlı. Tamam, güzelmiş aslında, dur. Bu nasıl? Tamam, bu daha güzel. Bu daha savaşlık bir müzik. Şimdi devam et abi. Devam et, devam et. Hemen Balkanları tamamıyla bir elimize bir geçirelim. Hemen bir Balkanları bir elimize geçirelim. Akabinde sonrasında bakarız abi. Sonrasına bakarız. Her yere hareket puanımız neredeyse yetecek ya. Hareket puanı konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Neredeyse her yere yetecek valla. Çok güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım Sovyetler Birliği. Oğlum biz biraz fazla fazla asker bastık ya. Ben size söyleyeyim abi, biz biraz abarttık ya. Sanki bir tık abarttık abi. 3000 ekonomi koyduk. Biz biraz mı abarttık acaba? Cidden biraz mı abarttık? Çok mu abarttık ya biz? Biraz değil, çok abarttık galiba. Oğlum biz ne yaptık lan? Biz ne yaptık harbiden? Oğlum bu kadar ordu basmak ne? Garibana yazık lan. Garibanın ülkeyi söküp götürüyoruz. Biraz değil, çoğa abarttık biz ha. Vallahi çok abarttık. Aman canım, ne olacak? Ne olacak canım ya? Ne olacak ya? Önemli değil, bir şey olmaz. Birazcık abartalım, ne olacak? İlerleyin abi. Garibanın ülkeyi söktük götürdük ya. Vallahi garibanın ülkeyi söktük götürdük. Böyle. Şöyle. Düzen alarak ilerleyelim. Siz düzeninizi almışsınız zaten, alacağınızı. Güzel.
problem yok. Süperiz. Harikayız. Hiçbir sıkıntı yok. Ülkemiz mükemmel bir şekilde zaferlerine zafer katacak. Ama bir tık abartmış olabiliriz. Bir tık böyle. Çok ufaktık. Çok ufak abartmış olabiliriz bu kadar ordu basarken. Ben bu kadar ordu basarsam anca yeneceğimi düşündüm de. Sanırsam çok rahat yeneceğiz. Bilmiyorum Sovyetler. Oğlum çok fazla ekonomisi var. Bence az bile bastık ya. Dur bakalım. Şu an iyi ilerliyoruz. Başta da daha ordularını görmedik bakalım bunun. Daha bunun ordularını görmedik. Şapkadan daha bir şeyler çıkarmadı bakalım. Daha şapkadan bir şey çıkarmadı valla. Daha bir bakacağız. Güzel, 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 güzel. Heh, saldır bakalım. Bize bir vur ki bizi bir gaza getir ya. Bize bir vur. Güzel. Oğlum bu Sovyetler ne oldu ya böyle? Bu kadar kolay mıydı ya bu Sovyetler? Biz bu kadar korktuk bundan dedik. Güçlü müşlü bir şeyler dedik biz buna. Biz bunun için komünist olduk lan. Bu muymuş lan Sovyetler Birliği? Bakü'yü bile aldık la. Ey bu muymuş lan Sovyetler Birliği? Şu ekonomi Moskova'nın kuzeyi dediğim bölge işte buraya kadar ulaşmamız lazım. Lan bu muymuş lan Sovyetler Birliği? Ey. Vallahi çok kolay. 200 bin, 200 bin, 200 bin. Buraya devam et. Ne bileyim ama ben bu kadar zayıf olacağını bunun. Ekonomisi falan çok sağlamdı. Benim kadar yatırım yapsaymış. Ne yapayım? Ben güçlü olur diye düşünmüştüm. Bu benim sorunum değil. Bu benim sorunum değil. Bu kesinlikle Sovyetler Birliği'nin sorunu. Bu kadar zayıf olmaması gerekiyordu. Bu ne lan? Burada çok az ordum kalmış. Buraya biraz takviye. Vallahi ben bu kadar zayıf olacağını düşünmemiştim. Bu benim problemim değil usta. Devam. Hocam şuradaki şu adaları unutmayalım. Ben unutuyorum genelde. Unutmayın. Aynen. Denizlere çıkın. Denizlere çıkalım. Ne yapacak, ne edecek Sovyet bilmiyorum. Şu an güzel yerde. 4-3. Hepsini alalım. 1330 puana şey yapabiliyor Sovyetleri. Vasal alabiliyoruz. Sovyetleri ekonomide geçtik mi acaba? Birinci olmuşuz şu anda. Şu anda birinciliğime ilan ettim. Güzel. Hocam denizlere çıkalım. Denizlere çıkalım hocam. Hocam denizlere çıkalım aman. Aman çıkarma mı karma yiyoruz sonra. Denizlere bir çıkalım. Denizlerin hakimiyetini bir alalım hocam. Hadi bakayım. Dın. Bravo arkadaşlar. Bravo büyük başarı. Sovyetlere bu ilerleyiş cidden büyük bir başarı bizim açımızdan. Şuraya bir 50 bin ordu yolla. Güzel. Ben harbi abarttım bu arada ya. Oğlum hayvan mıyım ben? Niye bu kadar ordu bastım ya? Yazık lan topraklarda ekonomi kalmayacak. Çok çok basmışım ya. Ben korktum Sovyetlerden dedim. 10 milyon ekonomisi var. Bize dedim bu adam sıkıntı çıkar dedim. Bize harcar. Ama oğlum bu adamın yaşayacak mecali yok. Karşımıza ordu çıkaramıyor. Ben 250 bin kişilik ordu kaybetmişim. Hissetmedim bile 250 bin kişilik ordu kaybettiğimi. Vallahi 250 bin kişilik kayıp hissetmedim bile. Ne zaman kaybetmişim lan ben o kadar? 250 bin normalde büyük bir sayı ama hiç hissetmedim bile yani harbiden.
Siyahı yok. Buradan baktığınızda 250 bin kişilik asker kaybetmiş birine benziyor muyum? Bilmiyorum. Yazık la garibana. Garibana yazık, tek atmasaydık bari. Neyse atalım bari tek. Tek atalım, bu kadar emek vermişiz, bu kadar ordu basmışız. Tek atmazsak ayıp olur. Vizyonsuzluk olur abi. Bu kadar başarıdan sonra, bu kadar ordudan sonra tek atmamak cidden büyük vizyonsuzluk olur. Çok çok büyük vizyonsuzluk olur. Buna tek atılır. Buna bundan sonra tek atılır abi. Şöyle. Yalnız şuraya hocam bakın. Arkaya şöyle 50 bin ordu koyalım da yani bir çıkarma mıkarma olası bir problem yaşanmasın, biliyor musunuz? Yani bunları düşünmek lazım. Bunları düşünmek lazım. İleride çıkarma mıkarma sonra atılır diye korkmayalım yani. Arkamızda böyle bir tehdit bulunmasın. 50 bin buraya. Aynı şekilde güzel kardeşim. Sen şuraya 180 bin kişilik orduyla git. Arkaya bir ordu daha gönderelim. Devam et. Şuradan bir çıkarma yiyeceğiz. 50 bin de şuraya verelim o yüzden. Çıkarma yemeyelim diye. 50 bin 50 bin çıkarma engelleyici. Ordular bulunduralım abi. Güzel. Sovyet kardeşim %41'ine koymuşuz bile. Vallahi %41'e koymuşuz bile ha. Harika. Devam. Daha muharebe kaybettik mi bilmiyorum. Fransa cephesinde kaybedebiliriz. Orada çok az askerimiz var. Fransa cephesinde muharebe kaybedebiliriz. Onlar olabilir. Onlar olabilecek şeyler. Ama bu cephelerde muharebe kaybedeceğimi asla ve katiyen düşünmüyorum. Bak şurada 2000 askerle falan saldırıyorum ya. Burada belki muharebeler kaybedilebilir. Kaybedilebilir. Çünkü az asker. Çok az asker var. Ama diğer cephelerde kesinlikle yani imkansız orada muharebe kaybetmek gibi bir durum. Ancak Sovyet tüm ordularını falan buralara getirir, bir şeyler yapar. O şekilde. Ama şu an baktığımda muharebe falan kaybetmeyi bırak. Yani Sovyet'in hiçbir şekilde savunma yapabilecek bir kudretinin olduğunu göremiyorum. Biz bu Sovyet'i çok gözümüzde büyütmüşüz. Çok gözümüzde büyütmüşüz. İnsan insana bunu yapar mı ya? Bu nedir ya? Kendimi şu anda kendime kızmaya başladım. Biraz fazla abarttım. Vallahi ekonomisi kalmadı herif. Neyse Sovyetçim, şöyle işin iyi yanından bakalım. İşin iyi tarafından bakalım. Artık sen de güçlü bir ülke olacaksın. Bana katılacaksın. İşin iyi tarafı da bu. Nasıl? Bence gayet çok iyi bir taraf yani. Bana katılacaksın. Sen de güçlü, müreffeh, vizyonu yüksek bir ülke haline geleceksin. Bana katıldığında tabii ki bunlar olacak. Bana katılmazsan böyle vizyonu yüksek, müreffeh, süper, über, güçlü bir ülke olamazsın. Bana katılman lazım. Abi muharebe kaybettik. Bir yerde bir şeyler oldu. Bir yerde bir şeyler oldu. Hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu. Burada bir şeyler oldu. Burada 150 bin kişilik ordu mu yordum ben? Vay vizyonsuz herif. Topraklarını korumak yerine 150 bin kişilik orduyu tek bir yere koymuş. Harbi büyük vizyonsuzluk. Harbi büyük vizyonsuzluk. O kadar orduyu tek bir yere koymuş. Tamam ben koyuyorum da benim o ordudan 500 tane var bende. Bende 150 bin kişilik 500 tane ordu var. Ben o yüzden koyarım. Ama sende 500 tane 150 bin kişilik ordu mu var? Sen niye bir tane toprağa koyuyorsun? Sen git diğer topraklarını korumaya çalışsana. Tabii koruyamayacaksın. Koruyamayacaksın ama. Böyle vizyonsuzluk da yapılmaz yani. Lan tüm topraklarını işgal ediyorum. Adam gelmiş. Olsun kardeşim, sen tüm topraklarını işgal ettin ama bir tane muharebe kaybettin. Bu ne lan? Adam sadece bir toprağını önemsiyor. Hadi Stalin'sin desem Volgograd'ı önemsersin de. Stalin'de değilsin yani. Volgograd'ı da önemsememişsin. İlginç. İlginç bir durum ile karşı karşıyayız. Sayın seyirciler. Adam 150 bin kişilik orduyla
Büyük vizyoner hareketler, vizyonu yüksek hareketler yapıyor. Şaşırdım. Şaşkınlık içerisindeyim. Dehşete düştüm. Yalnız burada koruyan hiçbir şey yok ha buraları. Buraları koruyan hiçbir şey yok. Burada bir çıkarma atıldığı anda zort oluruz yani. O yüzden oraları destek verin. Destek verin. Garibanları koruyun. Moskova kuzeylerine gidiyoruz. Ekonomisi yüksek o şehirleri alacağız. Planımız bu. Gidiyoruz bakalım. Alabileceğiz mi? Herhalde alırız be. Şimdi şuraya bir destek olması lazım. Buraya çünkü bir çıkarma olmaz. Birkaç çıkarma daha gelecek. Yüksek ihtimal birkaç çıkarma daha gelir. O saldırıları onların yapması benim için daha işleri kolaylaştırıcı bir hamle oldu. İyi ki onlar saldırdı. Oradaki ordusunu da yedik bu arada. Acımadan yedik abi oradaki ordusunu. Anam muharebe kaybettik. Fransa taraflarında kayıp yaşadık. Fransa taraflarında büyük kayıp yaşadık. Çok büyük. Aşırı büyük. Ne oldu bizim kayıp? 764 bin kayıp olmuş. Hiç önemsenecek bir sayı değil. Ordumun sadece %1'i. Ordumun çok küçük bir kesimini kaybetmişim. O yüzden önemsenecek bir şey yok. Güzel. İlerlemeye devam. Hadi bakayım. Hadi hocam. Daha hala bir bütün ordularımız var. Daha bölünmemiş. Çok sağlam ordularımız var hala. Doğu taraflarında yine ordularımızın sayısı 5000'lere falan düştü. Orada maalesef üzücü. Ama sıkıntı yok. Doğu tarafında da nüfus düşük. Adamın şehrinde zaten o kadar nüfus var. Ne olacak? O bize ne yapabilir? %65. La adamı bir tur sonra vasal alacağız da neredeyse. Gariban Sovyet. Ah be abi. Ah be abi. Sovyet'e bu yapılır mı be? Yapılır. Niye yapılmasın? Kendi soruma da cevabı da vermiş oldum. Yapılır. Hem de özellikle yapılır. Sovyet'se yapılır. Bize sürekli hakaret ediyordu. Yapılması gerekiyordu. Yaptık. Yapılması gereken bir hamleydi. Şimdi %72 koymuşuz. Biraz daha puana ihtiyacımız var. Biraz daha puana ihtiyacımız varmış. Saldırmaya devam o zaman. Yani bu tur kurtulur diye düşündüm artık. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Üzgünüm saygıdeğer Sovyet. Yani sana daha fazla saldırmak istemiyordum ama maalesef bunu kendin istedin çünkü puan yetmiyor. Puan yetmiyor. Puan yetse daha saldırmayacaktım ama yetmiyor. Tüm topraklarına el koymam için bir 30-20 puan falan daha ihtiyacım var. Bunları da bir alayım. Bundan sonra seni rahat bir uykuya yatıracağız. Merak etme. Problem değil. Tamam buradaki emirlerimizi verdik. Fransa bölgesinde de ilerleyişlerimiz sürsün. Karma mı karma bir şey yemiyoruz değil mi? Haydi bakalım. Saygıdeğer Sovyet kardeşim. Uzun süre seninle müttefik olduk. Dostluğumuz baki olamadı ama. Düşmanlığımız baki olacak. Çünkü sen yok olmuş olacaksın. O yüzden düşmanlığımızı telafi edecek bir hamle yapamazsın yok olduğun için. Evet. Ateşkesimizi biz de yaptık. 7 milyonluk ekonomik bir vasalım var. Benden ekonomisi yüksek bir vasalım var. Dı. Artık yok. Ah be Sovyet. Şu kardeşimiz de şurada çiban gibi durmasın. Şunu da bir alalım. Evet. Arkadaşlar. Türkiye olarak Sovyetler Birliği'ne tek savaşta tek attık. Üstüne bu arkadaşlara da bir ultimatum falan da çakabiliriz. Vallahi çaktık onları da tek attık. Dünyada kaç devlet kalmış merak ettim. Dünyada 60 devlet kalmış. Buradan bir dünya fethi gelir belki. İsterseniz yorumlara yazarsınız efendim. Dünya fethi yapayım mı yapmayayım mı? Bunlar artık sizin yorumlarınıza kalmış şeyler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.